Hastanede yaşadığınız en ilginç olay neydi? Personel geldi, hocam dedi siz burada ameliyat yapıyorsunuz ama dedi kapıyı kırmak üzere hasta sahipleri. Ne olur gelin sakinleştirin dedi. Ben durduramıyorum. Ben 5000 ameliyat yaptım, böyle bir şey görmedim. Elimde bıçak dışarı koşuyorum. Üzerinde kan lekesi olan, bir de elinde bıçak olan bir doktor hastane kapısına doğru koşuyor. Herkes bana bakıyor. Bir hasta getirildi. Göz kapaklarının içindeki akları hariç her yeri yanmış. Yenişinizden dolayı meslektaşlarınız tarafından garip karşılandınız mı? Birden hocalar eve baskına geldi Fenerbahçe'de. Kardeşimi evde buldular. Dediler o örtüsünü çıkarırsa 6 ay sonra döçensin. Buradan git de sakalından biz sizi görmeyelim dediler. Nerede duruyorsan dur. Kamil Salih Selman, 61 İstanbul doğumluyum. 8 sene Fransız Saint-Joseph Lisesi'nde okudum. Orada bir başıma gelen bir sağlık olayı vesilesiyle tıbba heveslendim. İstanbul Tıp Fakültesini kazandım. Çok sevdiğim genel cerrahi ihtisasını 6 sene yine genel çapa tıp fakültesini yaptım. 10 sene ASEKİ'de çalıştım. Hem tıp eğitimiyle beraber Arapça, fıkıh, hafızlık, ilahiyat fakültesi derken gençlere imanı sevdirmede Allah-u Teala tefsir hocası yaptı. Mevlam hepimizi çalışanlardan eylesin. Doktor olmaya nasıl karar verdiniz? Ortaokulda sınıfımı başarıyla bitirdim. Yaz tatilinde top oynamaya gidiyorum. Bir baktım bir taraftan taşlar düşüyor. Acaba dedim bu taşlar nereden geliyor? Meğer bir arkadaşım şaka olsun diye taş atıyormuş. Ben o taşların nereden geliyor diye bakmaya yöneldiğimde taş havada olan taş gözüme isabet etti. Yani ben gözümü kapayamadım. Sonra bir baktım gözüm görmüyor. Hemen beni hastaneye götürdüler. Göz travmaya uğradığı için beni karanlık bir odaya aldılar. Dediler hareket etmeyeceksin, zıplamayacaksın. Yani o göz bir daha hareket etmeyecek. Karanlıkta tedavi edeceğiz. Hastane ortamında ilk defa etrafa bakıyorum. Gözü pansumanlı olanları o bayan doktor açıyor. Hasta bakıyor gözü iyi görüyor. O doktora sarılıyor. Ya Rabbim dedim ne kadar güzel bir tablo. Yani göremeyen gözlere şifa ihsan ediyor Allah Teala. Onu da bir vesile kılıyor. Ne kadar güzel bir olay dedim. Esasında dedim ben top oynamıyorum diye üzülüyordum. Ama topta ancak bir gol sevinci olacaktı. İnsanların bu kadar sevineceği bir mesleği tanımayacaktım. Beni tedavi eden doktora da söyledim. Sen dedi doktor olamazsın dedi. Niye efendim olamam dedim. Şimdi dedi bir gözün çok zayıfladı dedi. Yani ondaki hastalık dedi çok zorlayabilirsen o tarafa da atlayabilir gözün parçalandığı için. Bu tehlikeli olur dedi. Sen babanın dedi o marangoz mesleğinden ol dedi. Ama içime o sevgi tablosu düşmüştü. Yani insanların sağlığın açılması, gözünün açılması ve sarılma tablosu. Elime de hoca günde 3 kere damlatılmak için damla verdi. Evde iyi ders çalışıyorum ki tıbba gireyim diye ama gözüm kanlanıyor. Esasında günde 3 kere damlatıyor. Ben 10 dakikada bir damlatmaya başladım. Şimdi ona damlatıyorum anneme diyorum ki gözüm iyi görüyor ben doktor olacağım. Bu şekilde saatte 3 kere damlatarak tıp fakültesini kazandım. Ondan sonra 6 sene tıp okudum. 5 senede 36 saat uykusuzluklarla nöbet tuttum. 40'ından sonra da hafızlık yaptım. Şimdi esasında buraya baktığımız zaman çünkü gözüm daha da iyi görüyor. Gelen sıkıntıları biz Allah'ın kaderinden bizi güzel yönlere yönlendirecek hadis olarak bakmamız lazım. Yani o olaya gözüm yaralandı, işte ben top oynayamadım diye baktırmadı. Allah-u Teala yarattığı insanların şifasına vesile bir mesleği sevdirdi. Rabbim her imtihandan güzel olaylara vesile olabilecek, güzel kalbimize güzel şeyleri koymaya hepimizi muvaffak eylesin. Dış görünüşünüzle alakalı mesleğinizde yaşadığınız garip bir olay var mı? Cuma günü 6'da tefsir sohbetine gidecektim. Hanım da kadın doğumcu, bir kadın hastasında, ameliyata gireceği hastasında yumurtalık kisti var. Ama film ve tahlillerle kanser mi, iyi huylu mu olduğu tam belirlenmemiş. Öyle ameliyatlarda o parçadan bir tane kesiyoruz. Kanserse bu sefer yayılma, o bezeleri almak gerekiyor. Bunda bir genel cerrah, o damarların etrafından, ana damarın etrafından almak lazım. Hanım onun için dedi, bu sefer dedi telefonunu dedi kapatma dedi. Hastaya dedi hemen çağırabilirim. Mevlam lütfetti. Tam tefsiri bittiğimde aradı. Tabii hasta narkozda olduğu için ben çok hızlı girdim hastaneye. Asansörde dedim yani cübbe takkeyi bir taraftan çıkarayım ki ameliyathaneye hızlı girerim. Şimdi asansördekiler bana bakıyor tabii. Biri böyle cübbeyi çıkarıyorum, takkeyi çıkarıyorum. Şimdi onlara da anlatsam ameliyata geç geleceğim. Ben hızlanın girdim ameliyata. Bezeleri çıkardım. Bezeler temiz elhamdülillah. Ama personel geldi. Hocam dedi siz burada ameliyat yapıyorsunuz ama dedi kapıyı kırmak üzere hasta sahipleri. Ne olur gelin sakinleştirin dedi. Ben durduramıyorum. Ben 5000 ameliyat yaptım. Böyle bir şey görmedim. Neyse dedim kapıya doğru gittim. Beni görünce böyle bir şaşırdılar. İşte dedim ya Müslüman dua ordusu olur. Ya dedim size yakışır mı dedim. Biz orada ameliyat yapıyoruz dedim. Niye kapıyı kırıyor? Hocam ne bilelim dedi senin doktor oldun dedi. Cübbeyi takkeyi çıkarıp dedi ameliyata hızla dalınca içerideki hanım dedi ölüyor. Kelime-i şehadeti hoca çağırdık zannettik dedi. Ondan sonra tabii beni tanıyınca bundan sonra sohbete geldiler. Mevlam her vesileyle eski ecdadımızın kıyafetini, yaşantısını her meslekte olduğunu insanlara anlatanlardan eylesin bizi inşallah. Hastanede yaşadığınız en ilginç olay neydi?
Bir gün Asaki'de asistanlara ameliyat yaptırıyorum. Birden kapıda acil gelen hastalara bakmakla görevli olan asistan koşarak geldi. Hocam dedi, ambulanstan hastanenin kapısında bir genç indirdiler ama zor nefes alıyor. Yani kafası ölmekte olan hastaların kafası böyle çenesi ileri geri gider. Kalbinde orada dedi bıçak yarasından kan geliyor dedi. Tabii o ameliyatı siz dedim bekleyin dedim. Elimde bıçak dışarı koşuyorum. Yani her yeri ameliyathane elbisesiyle, üzerinde kan lekesi olan, bir de elinde bıçak olan bir doktor hastane kapısına doğru koşuyor. Herkes bana bakıyor. O genci gördüm. Bir baktım derinden çok nefes alıyor. Kalp damarı, boyun damarları şişmiş. Kalp sesleri hemen hemen gelmiyor. Kalbe bıçak girince kalbin içinde herkesin maddi kuvvetine göre içinde kan bulunur. Kalpte bir delik olduğu zaman, dışarı çıktığı zaman kalbin içinde olması gereken kan dışına çıktı mı kalbi durduruyor. İşte dünya sevgisinin kalbi maneviyatta durdurduğu gibi. O kanı üzerinden almazsanız 2-3 dakika kalp çalışmazsa 5. 10. dakikada çalıştırdığın zaman beyni 3 dakika kan gitmediği zaman bitkisel hayat gibi oluyor. İnsan yaşıyor ama artık kimseyle konuşamıyor. Onu bildiğim için hemen bıçak üzerinden göğüs kafesini açtım ama göğüs kafesi kemikleri sağlam olduğu için ameliyathanede normalde aletlerle açarız. O aletler orada yok. Polise dedim iki elinden sen şu kaburgayı asıl. Diğerine de oradan asıldı. Kalp ortaya çıktı. Elimden o kanı alınca kalp çalışmaya başladı ama o delikten polislere gidiyor kan. Hocam dediler bu kan bize geliyor. Hemen elimi koydum içeriden dedim dikiş getirin. İçeriden dikişi getirdiler. Ben o kalbi Allah'ın izniyle orada diktim. Şimdi ertesi gün hastanede dolaşıyorum. Herkes diyor ki adam diyor yolda kalp dikiyor diyor. Of bir kibirle dolaşıyorum diyorum. 3 gün böyle hastanede sağa sola gidiyorum ama herkes beni anıyor. 4. gün Salih dedim sen bu kadar kibirli yürüyorsun ama şu bir hastanın gencinin yanına gitsen. Tam gittim. Hocam dediler 10 dakika evvel kaçtı. O zamanlar işte bu sağlık şeyleri yerleşmemiş. Yani sokakta da yapsak tabii bir fatura çıkmış. Bakmış genç onu hastayı o parayı ödeyemeyecek hastaneden kaçmış. O zaman onun kaçtığı yere oturdum daha soğumamış yer. Salih dedim çok istediğin doktorluğa geldin. Ama bu çocuk içki içmiş, imandan haberi yok. Böyle bir topluluğun içine bıçaklanmış. Eğer gelseydin, imanını anlatabilseydin bu yere yine gitmeyecekti. Ama sen dedim ancak dedim sen kendini doktor olduğunu zannetme. Sen bir kaportacı oldun. Nasıl dedim çöken arabayı düzeltiyorlar. Sen ancak dedim dışına insandan hitap edebiliyorsun. Rabbim ondan sonra 10 sene tefsir, 10 sene Arapça, 10 sene fıkıh ve hafızlık nasip etti. Hamdolsun Rabbime imana çağırabiliyorum. Bütün herkese bu yolu tavsiye ederim. Genelde cübbeye, sakala ve şalvara karşı ön yargı var. Hiç sünnet olan giyinişinizden dolayı hastaneden atıldınız mı? Bir gün işte Fenerbahçe'de bir hocayla, sporu seven hocayla koşuyoruz. Tam o sırada kız kardeşim oradan geçiyor. Kız kardeşime nasılsın deyince hoca dedi ki bu senin kız kardeşin mi? Evet deyince koşuya devam etti ama ayrı yönlerde. Yani onun örtülü olması onun tamamen yönünün değişmesine vesile oldu. Bir zaman sonra da birden hocalar eve baskına geldi Fenerbahçe'de. Dediler senin evini görmek için geldik. İşte eve girince biz çok şaşırdık dediler. Hocam niye şaşırdınız dedim. Duvarlar dediler dualarla dolu. Hocam dedim niye şaşıracak şey var dedim. Dediler sen İngilizce, Fransızca bizden daha iyi biliyorsun. Güreşçisin, güçlüsün, yabancı okulda çok güzel bir eğitim görmüş. Bu dualar dedi, yapanlar dedi hiçbir eğitimi olmayan, çalışmadığı için Allah'tan boşa isteyen insanlardı. Halbuki sen kuvvetini elde eden bir insansın dediler. Peki dedim hocam şimdi ne yapacaksınız dedim. İşte dedi kardeşini evde arayacağız. Kardeşimi evde buldular. Dediler o örtüsünü çıkarırsa 6 ay sonra döçensin. Hocam dedim burası Fenerbahçe, orası Çapa. Hiç Çapa'ya gelmiyor. Kardeşimi zaten bir tesadüf üzerine bir hoca gördü. Yani deyin ki bana daha çok çalışayım. Yok dediler çok çalışıyorsun. Ancak o örtüsünü çıkarırsa seni doçent yapacağız. Ben de örtüsünü çıkaramayınca beni oradan attılar. Yenişinizden dolayı meslektaşlarınız tarafından garip karşılandınız mı? Hanım evlenmede mehir olarak benden hac istemişti. Bize de nasip oldu hacca gitmek. Tabi hacda bir ay çalışınca orada sakalımızı bıraktık. Kabe-i Şerif'in orada sakal kesilmiyor. Bir ay büyüyen sakalla ben Haseke'ye döndüm. Tabi o zamanlar 2-3 günlük sakalı olanlar atılıyor. Şimdi diyorlar ki biz bunu atacağız. Ben de dualar etmeye başladım. Rabbim beni bu işten nasıl çıkarır diye. O sırada safra kesesinden aşağı düşen taşlar LCP denilen bir yöntemle ameliyatsız ağızdan alınabiliyor. Çapa'da da bu işlerin eğitimi başlamış. Ben de dedim ki Asaki'dekilere yani siz beni burada istemiyorsunuz ben gideyim Çapa'da yerin iki katı altında yeni bir şey var onun önüne. Aman dediler buradan git de sakalından biz sizi görmeyelim dediler. Nerede duruyorsan dur. Nasıl devlet görevi orada dur. Ben 2-3 ay bu işi öğrendim. Geldim tekrar Haseki'ye. Şimdi onlara sakalımı göstermeden nerede çalışayım? Haseki'de böyle merdiven altında sarhoşları biraz ayılana kadar oturttuğumuz bir oda var. Dedim ben burada dedim sakalımla gözükmem dedim. Sabah namazına giderim akşama kadar bu işi yaparım. Aman dediler gözüme de gözükme de şu sakalın orada dur. O zamanlar sef sistemi var. Haseki'de bu ERCP olduğu için ilk defa bir devlet hastanesinde bu oluyor. Ankara'dan seflen hasta geliyor bana. Edirne'den seflen hasta geliyor. Ben tabii ama hep gizliyim daha bu işler oluyor. Bir gün başhekimlikten çağrıldım. Eyvah dedim yani sakalların başhekim beni nasıl çağırır?
Gittim odasına. Yani milletvekilleri gelmiş, hastaları var. Hastanede de bu iş böyle olduğu için çok sevinmişler. Hoş geldin doktor bey. Ay çok sevindik diyorlar ama ben sakalımı elliyorum, görmüyorlar. Ha dedim Allah-u Teala ve cenna min beyni edim sedden ve min kalbim sedden. O ayetin tecellisiyle Allah-u Teala o sünneti seni yaşamak için o işi bana öğretti ve o işi o derecede öğretti ki beni bu işe almak isteyenler bile onu o sakalı görmez oldular. Ve bundan ben kongrelere de gitmeye başladım. Hatta bununla ilgili çalışma yaptım. Bir uluslararası kongreye katıldım. Ülkemde bütün eğitim meselelerinde imanın yayılması, imanın insanların önünden kesilmemesi için bu insanların da imana gelmesine vesile olmasına hepimize nasip eylesin. İnancınızdan dolayı doktorlukta ne gibi zorluklar yaşadınız? İnsan tabii çok sevdiği mesleği ilerletmek istiyor. ERCP konusunda da dünyanın en iyi Fransızı Türkiye'ye geleceğini haber aldık. Yani Türkiye'de yapılamayan vakaları o dünyanın en iyisi burada yapıp bu alanda ilerlemek isteyenlere öğretecek. Tabii hemen firmalarda bana haber verdi bunun geleceğini. Ben de Çapa'ya 10 sene eğitim gördüğüm yere gittim. Tabii bu işlem ışınların altında oluyor. Vücuda zarar vermemesi için kurşun yeleklerin giyilmesi lazım. O kurşun yeleği giymek için elimi uzattığımda işte biraz evvel bahsettiğim o koşuda yönünü değiştiren hoca sana burada dedi yok dedi yelek dedi. Bunlar yelek sayılı dedi. Sen giyemezsin dedi. Şimdi içeride de işlem başladı. Dünyanın en iyisi gelmiş. Benim mesleğimde benim için önemli olan şeyleri anlatacak, öğretecek. Ya Rabbim dedim bu ışınları yaratan da sensin, fayda verendiren de sensin. Benim bu ilmi alacağım, ben içeri gireceğim. Koreyan da sensin dedim. Girdim içeri. Şimdi Fransız İngilizce de iyi biliyor. İngilizce anlatıyor. O hoca da İngilizce iyi bilmeyenler için tercüme ediyor. Bir ara bir yerde tekledi. Hemen ben araya girdim. Fransız'da olduğunu bildiğim için Fransızca devam edeyim dedim. Fransız o zaman hemen bir geri döndü dedi. Sen iyi Fransızca biliyorsun. Tabii dedim ben Saint-Zöflis'in, sizin lisenizde okudum dedim. Oo dedi güzel konuşuyorsun ama dedi sen dedi o yelekten niye giymiyorsun dedi. Dedim bu giydirmedi dedim. O zaman hoca döndü. Madem dedi burada duracaksın, konuşacaksın dedi. Benim yeleğimi al dedi. Sen giy dedi. Rabbim iman yolunda gidenlere illa o yolu açıyor. Ve o ilmi almak nasip etti. Mevlam bu devrin de maddi manevi silahlarıyla silahlanıp iman noktasında zarar almadan imanı ve ilmi çalışmayı herkese ulaştıranlardan eylesin. Tedavisi mümkün olmayan bir hastayla karşılaştınız mı? Bir keresinde kereste fabrikasında nöbet tutan bir hasta getirildi. İşte orada aşırı derecede alkol alınca eskiden bu ışıldaklar yok. Gaz lambalarıyla aydınlatılıyor. O gaz lambasını devirince tabii malzeme de kereste olunca çok büyük bir yangın çıkıyor. Yani göz kapaklarının içindeki akları hariç her yeri yanmış. Onu getirdiler. Tabii büyük vizit oldu. Bütün hocalar, doçentler, profesörler, öğrencilerin geldiği vizitte. Ben de işte baş hoca, çok disiplinli ve çok iyi bir hoca. Ben bütün verileri, yananın miktarını, her şeyi anlattım. Sen dedi bir aç da görelim Salih dedi yani hastayı dedi. Açınca yani o senelerce tecrübesine rağmen hani gözlerini böyle götürünce kapıya kapatınca birden de ben de yeni İslam'ı görmüşüm. Her vesileyle insanlara imanı anlatacağım ya. Birden aklıma hocam dedim hepimiz dikkatli olmalıyız dedim. Allah'a inanmazsak, Allah'ın dediklerini yapmazsak Allah cehennemde böyle yakacak dedim. Bir oradakiler böyle bir savruldu. Cuma'ya giden bir doçent dedi ki oğlum dedi değecek yer buldun dedi. Şimdi bu burada denilir mi dedi. Tabii vizitten sonra o baş hoca beni odasına çağırdı. Eyvah dedim yani bu sefer ben yandım herhalde dedim. Şimdi o hoca da çok sinirli ve çok büyük bir hoca. Kalktı ayağa doğru ortaya doğru geldi. Eyvah dedim herhalde ortada yanacağız. Kütüphanesinden bir iki kitap çıkarttı. Evladım dedi senin gibi hastalarım oldu dedi. Beni irşat etmek isteyen dedi. Ama dedi bu ilim koşuşturmacısında dedi ben bunları okumadım. Bunları okuyup bana dedi imanı anlatır mısın dedi. Allah-u Teala bir yanıktan İman derslerime gittiğim için bir profesöre de iman dersleri çıkardı. Mevlam her olaydan imana gidiş vesileleri arayanlardan bize eylesin inşallah. Sizden etkilenip İslam'a yönelen hastalarınız oldu mu? Ameliyat edip de 3 ay sonra bana bir kontrole gelen hasta oldu. Bir baktım bir kasa şeftaliyle geldi. Hocam dedi bu şeftalinin hikayesi dedi çok ilginç dedi. Ne oldu dedim. Ertesi gün ameliyat olacağım gece. Tabii korkudan uyuyamadım dedi. Camdan dışarı bakıyorum dedi. Sen sabah acilde nöbetçisin dedi. O pansuman odasını açtın. Pansuman malzemenin arkasında gizli gizli o seccadeyi serdin namaz kıldın. Oturdum düşündüm dedi. Yani bu adam bu kadar uykusuzluktan bu kadar koşturmanın arasında o farz ibadet için koşturdu. Burada namaz kılıyor. Sen burada dedi bütün vaktin var. İbadet yapmaya vaktin var ama camdan boş vakit geçiriyorsun. Ya Rabbim dedi yani bu guatr ameliyatını sağ salim atlatırsam sağlığıma bir şey olmazsa ben de bu vesileyle namaza kılacağım diye söz verdim. Rabbim de nasip etti şimdi 5 vakit kılıyorum. Sen bu zorlukta bu işi yaptığın için bana vesile oldun. Bu şeftali de afiyetle ye dedi. Ben de servise dağıttım. Tabi meslek meşgalesi içinde evvela Allah'a bağlılığımızı, imanımızı namazla, anımızın akıyla kılmayı ve bundan da güzel örnekler vermeyi hepimize nasip eylesin. Hayatınızda ne değişti de hafız olma kararı aldınız?
Bir gün oğlanı Kur'an okumaya gittim. Yani ameliyattan çıktım, yorgunum. Dedim onu bir dinleyeyim de Kur'an kursuna dinlenirim dedim. Tabii oğlan dinlenmeye kaçmış, topa kaçmış. Hoca dedi, ya sizin oğlan topa kaçtı ama siz dedi çok heveslisiniz dedi. Bir şu rahleye oturur musunuz dedi. Peki dedim, yani programlanmadım. Esasında işlerim var ama oturayım dedim. O genç de aynen 5. sınıftaki hocam gibi. Hocam çok güzel okuyorsun, çok iyi yapıyorsun. Halbuki ne ayn çıkıyor ne sat çıkıyor. Yani o günün hesabıyla 5-10 dakikada belki 20-30 yanlışla okuduğum bir sayfa olacaktı. Ama hoca çok güzel okuyorsun, hocam ne kadar heveslisiniz diye devamlı beni böyle bir teşvik ediyor. Tabii Kur'an'a oturmak güzel bir şey ama tabii dizlerin üzerine hiç oturmamışım. Dizlerim ağrıyor, kafam ağrıyor. Diyorum bir telefon çalsa da şu gençten kurtulsam. Ama Allah-u Teala bana sevdirdi 11 senede o Kur'an'ı. Hem meali, hem tefsiri, hem orijinalini ezberletti bana. Hamdolsun Rabbime. Hafızlık sürecinizden bahseder misiniz? Bir gün işte hanımın bir akrabası sünnetini evde yapmamı istedi. Biz de gittik, evde sünneti yaptım. Onların adetiymiş. Yani sünnetten sonra Yasin-i Şerif okunurmuş. 6 tane de erkeğiz. Herkese birer sayfa. Bana da 4. sayfa önüme kondu. İlk 1-2 sayfa okunurken ben kara kara düşünmeye başladım. Ben Kur'an okumayı bilmiyordum. Yani bütün cerrahi kitaplarını ezbere bilen, ameliyatları ezbere yapan, İngilizce, Fransızcayı ana dili gibi konuşan bir insan Kur'an okumayı bilmiyor. Ama mahcup olmamam lazımdı. Şimdi uyanığım ya, en azından Yasin'in faydasını bildiğim için ezberlemiştim. Dedim hiç dedim. Sayfaya bakar gibi yaparsın, Türkçesini okursun. Bu ayıbını kimseye göstermezsin. Sayfanın yarısına kadar Allah-u Teala ezberden okuttu. Fakat ortasında unuttum. Şimdi herkes bakıyor. En son kayınpeder dedi, oğlum dedi kalbine mi bir şey oldu, gözüne mi bir şey oldu, niye okumuyorsun? O gün hiç ameliyata terlemediğim kadar terledim. Ya Rabbim dedim, nasıl mahcubum sana. Esasında bunu insanlardan gizliyordum. Bugün insanlara da çıktı. Mevlam ondan sonra bu iç acısıyla ezberlemeyi nasip etti. Şimdi Yasin'i ezberledikten sonra da bir komşuya gittik. Acilen çağırdılar. Annesi zor durumda. Gittik tedavisini yaptık. Teyze yaşamını yitirdi bütün bizim müdahalelerimize rağmen. Tabii vefat edince ben bu sefer Yasin'i ezberlemişim diye ezbere okumaya başladım. Şimdi içeride bir kavga var. İçeride diyorlar ki doktor geldi. Diğeri de diyor ki doktor gelse niye Yasin okusun? Yasin okuyorsa doktor ne olsun? Baktım tartışma alevlendi. Çıktım şimdi. Dedim ki bak ben doktorum. Tabii ki komşum geldim. Bütün müdahaleleri yaptım. O sırada bir doktorluk görevimdi. Ama şimdi vefat etti. Yasin okuyorum. Allah Allah dediler. Nasıl oluyor? Dedim ikisi de her insanda olması lazım. Bu kadar yoğun işinizin arasında nasıl hafız oldunuz? Buna nasıl zaman ayırdınız? Bu Allah-u Teala'nın bir lütfuydu. Tabii mesleğim, bundan vazgeçemem. Evliliğim var, çocuklarım var. Müminin suresinde o müminler ki malihaneden vazgeçerler. Ben hayatımdan bana Allah'ın verdiği kabiliyetlerle ilgili, mesleğimle ilgili, ailemle ilgili bir görevleri kaldırmadım. Sadece malihaneyi kaldırdım. Allah-u Teala gönlünüzde yaraştığınız zaman, malihaneyi terk ettiğiniz zaman vaktinizi bereketlendiriyor. Bu açıyla baktığınız zaman geçmiş hayatıma 3 tane daha hafızlık hayatıma rahat rahat sardı. Ben vakti boşa geçirmişim. Bütün ümmete tavsiyem şu ki Allah-u Teala gönlünüzde bir ibadetle ilgili bir şey sizi heveslendirdi mi? Buna vakit yetişmeyecek diye düşünmeyin. Malihanelerle beraber, kaldırmayla beraber Allah-u Teala hayatınıza bereket verecek. Hatta keşfedeceksiniz. Birçok daha güzel ameli yapacağınıza siz kendiniz de inanacaksınız. Mevlam bütün ömrümüzü yolunda geçirmeye nasip eylesin. Doktor Salih Selman ile Hafız Salih Selman arasındaki fark nedir? Yani çok büyük bir fark oldu. Her şeye, yani ameliyatlara bakışıma kadar. Yani bugün baktığım zaman 5000 ameliyatın 2000 ameliyatını yapmazdım. Yani Allah'ın yarattığı vücutta bir gastrit için insanı çocuktan bile mahrum edecek ilaçları kullanmazdım. Şimdi bizim eğitimimizde eğitim iki türlü alınıyor. Hem maddi ilim, Akşemseddinler, hem mikroskobu bilirdi, hem manevi alanı bilirdi. Fatihlerin hocası böyleydi. Şimdi ilmi tek yönlü aldığımı gördüm. Bu yönden tek bakışla yanlış gittiğimi gördüm. Mevlam tüm ümmete Kur'an bakış açısıyla beraber mesleğinde Allah'ın sevdiği amelleri, Allah'ın sevdiği işleri yapmayı hepimize nasip eylesin.